Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere haşhaşlı cevizli çörek tarifi verip hem de nasıl yapılır onu gösterip anlatacağım. Hemen malzemelerimi sayarak başlayayım. Hamur için bir paket kuru maya veya bir paket yaş maya, bir su bardağı ılık su, 2 su bardağı ılık süt, parmağımız yanmayacak şekilde, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yumurta beyazı, 2 yumurta sarısı üzeri için, 8,5 su bardağı un. İçi için 250 gram haşhaş ezmesi, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 kase iri dövülmüş ceviz. Üzeri için 2 yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı susam, 1 yemek kaşığı çörek otu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben hemen malzemelerimi yapmak için ellerimi yıkayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi hemen mayamızla başlayayım. Evet arkadaşlar, bir paket mayamızı kabımıza boşaltıyorum. Yaş maya varsa yaş maya da olabilir arkadaşlar evinizde. Bir su bardağı ılık suyumu döküyorum arkadaşlar. Hemen bir su bardağı ılık süt. İkinci ılık sütümüz arkadaşlar. İki yemek kaşığı toz şekerimi de içine ilave ediyorum arkadaşlar. Ve hemen karıştırıyorum. Mayalanması için. Şekerimiz eriyene kadar böyle bir karıştıralım arkadaşlar. Hem hamurumuz erimiş olur, kabarmasına yardımcı olur. Hem şekerimiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi eridi. Şimdi arkadaşlar yumurtalarımı kıracağım. 2 yumurta sarısı üzeri için arkadaşlar, 2 yumurta beyazını içine akıtıyorum. Şöyle sarısını alayım. Evet arkadaşlar, bir tanesini kırdık, ikincisi. Evet arkadaşlar, iki yumurta beyazın içine, iki yumurta sarısını da üzeri için bir kenara koyuyorum şöyle. Tekrar karıştırıyorum arkadaşlar. Yumurta, süt, su, maya ve toz şeker. Bir de yumurta beyazı arkadaşlar. Şöyle birbirine iyice karışsın. İçindeki yumurtalar şöyle ezilsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi tuzumu ekliyorum arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tuzumuz. Onu da karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, 8,5 su bardağı un koyacağız. Şimdi ben bir su bardağı ilkini döküyorum. Evet, birinci su bardağı arkadaşlar. Her su bardağını yedire yedire dökeceğiz arkadaşlar, unumuz topaklanmasın diye. Her seferinde böyle karıştıralım. 8,5 su bardağı unun hepsini birden dökmeyelim. Her seferinde birer tane döküp böyle karıştıralım. Evet arkadaşlar, ikinci su bardağım arkadaşlar. Şöyle ezerseniz pütür pütür arkadaşlar, topaklanmasını da engellemiş olursunuz unların. Şöyle ezelim. Evet, üçüncü su bardağı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi dördüncü su bardağım arkadaşlar.
Şimdi 5. su bardağı. Şu an 5. su bardağı unu koydum arkadaşlar. Şimdi 6. su bardağına unumuzu koyuyorum arkadaşlar. Yumuşacık bir hamur oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bu 7. su bardağı unumu da boşaltıyorum. Şöyle elime doğru boşaltıp artık toparlamaya başlayacağım arkadaşlar. Beğenimi. Evet. 7. su bardağı arkadaşlar. Tam 8,5 su bardağı alıyor arkadaşlar. Şöyle. Evet, 8. su bardağımı da döküyorum arkadaşlar. Şöyle. Tekrar yoğuruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 8 su bardağı unumu koydum. Hamur böyle toparlandı bayağı. Şimdi yarım su bardağı daha var arkadaşlar. Toplam 8,5 su bardağı unumuz arkadaşlar. Yine bunu da azar azar döküyorum arkadaşlar. Şöyle iyice yoğuruyoruz arkadaşlar. Elimize yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Şu an elime yapışıyor birazcık arkadaşlar. İyice yoğurup geliyorum. Evet arkadaşlar, geri kalan unumuzu da ilave ediyorum. Ve 8,5 su bardağı un oldu arkadaşlar toplam. Şimdi bunu yoğurup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurumuzu hazırladım. Elimize yapışmayan, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ettik gördüğünüz gibi. Şimdi ağzını streçle veya bir kapakla kapatıp yarım saat oda sıcaklığında dinlendirelim. Mayalansın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oda sıcaklığında yarım saat beklettiğim hamurum kabarmış. Gördüğünüz gibi ağzını açınca indi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Harika bir kabarma olmuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, şimdi tezgahıma az bir un çileyip bundan da biraz çıkarıp gösteriyorum. Evet arkadaşlar, tezgahıma biraz un çiliyorum. Tezgaha yapışmasın diye. Evet, biraz da hamurdan alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Elime yapışıyor. Şöyle küçük bir bez alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bezemizi aldım. Şöyle bir yoğuruyoruz arkadaşlar. Una buluyorum ki elime yapışmasın diye. Evet arkadaşlar. Şimdi beze haline getiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk bezemi hazırladım. Şimdi bir beze daha hazırlıyorum. Bir tane daha koparım hamurumdan. Bütün hamuru 3'e bölüyoruz arkadaşlar. Böyle kocaman kocaman bezeler. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, böyle 3 tane bezemiz. Şöyle göstereyim, hazır. Ben şimdi bunları bir kenara koyacağım arkadaşlar. Evet. Ve yine altına biraz un çileyip tezgahı arkadaşlar. Şöyle biraz da üzerine arkadaşlar. Merdane yardımıyla açıyorum arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, hamurumu açtım. Ne ince ne kalın olacak arkadaşlar. Hemen haşhaşımın iç harcını hazırlıyorum. Hamurumun iç harcını daha doğrusu. Evet arkadaşlar. Bu kadar haşhaşa. Yarım su bardağını ekliyorum arkadaşlar. Yetmezse birazdan tekrar eklerim. Sonra şöyle biraz eziyoruz arkadaşlar. Yediriyoruz daha doğrusu yağı. İncelmesini sağlıyoruz. Biraz sert oluyor aldığımızda hazır olan haşhaşlar. Haşhaş ezmesi. Şöyle inceltiyoruz arkadaşlar. Kese yoğurdunu ezer gibi. Evet arkadaşlar, hamurumuz hazır. Haşhaş ezmemizi de cıvıttım. O da hazır. Gördüğünüz gibi sıvı yağıyla. Arkadaşlar dilerseniz içine toz şeker de koyabilirsiniz. Tatlı olsun diyorsanız. Veya sade de yapabilirsiniz. Ben şimdi şöyle hemen kaşıkla döküyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir gezdireceğim arkadaşlar. Şöyle kaşıkla. Dilerseniz elinizle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben kaşıkla yapmak istiyorum. Çünkü toplarken dışına elim değince haşhaş olmasın diye hamurun dışı. Dilerseniz bol sürebilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz çok az da sürebilirsiniz. Tamamen sizin arzunuza kalmış. Her yerine sürersek daha lezzetli olur arkadaşlar. Köşelerine falan tam sürün ki lezzeti tam olsun. Her tarafın eşit olsun. Evet. Biraz daha koyalım. Evet arkadaşlar, her tarafına sürdüm. Şimdi ikiye ayırıyorum bıçak yardımıyla. Şöyle ikiye bölelim arkadaşlar. Sonra üzerine elimizle kırdığımız bütün cevizleri şöyle biraz iri, diri diri olsun arkadaşlar. İri iri yani. Şöyle gezdirelim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi ceviz koyduğumuz hamurlarımızı şöyle rulo yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok sıkmıyoruz arkadaşlar. Narin narin. Çok nazik bir şekilde rulolar yapıyoruz. Böyle arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunları ruloyu böyle uzatıyoruz biraz arkadaşlar. Şöyle. Evet. Diğerini de aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Fazla sıkmayalım ki arkadaşlar kabarsın. Çok hafif böyle döndürüyoruz. Evet. Biraz parçalandı. Şöyle arkadaşlar. Hazırladığım ruloları şimdi keseceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi kesiyorum. 2 parmak kalınlığında arkadaşlar. Şöyle. Eşit kesiyorum ki hepsinin boyu aynı olsun arkadaşlar. Sanırım görüyorsunuz. Şöyle devam edeyim. Evet arkadaşlar. Böyle hepsini kesiyoruz ruloları.
taraftan devam edeyim. Evet arkadaşlar. Şimdi yağlamış olduğum tepsime alacağım arkadaşlar. Şöyle sıvı yağ ile yağlıyoruz arkadaşlar. Tepsinin kenarlarını da yağlayalım arkadaşlar. Çünkü kabaracağı için hamurumuz kenarları da yağlı olsun tepsimizin. Evet arkadaşlar, tepsimiz hazır. Şimdi hazırladığım ruloları arkadaşlar şöyle diziyorum. Hemen göstereceğim. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle diziyorum. Elimizle şöyle şekil de verirsek daha yuvarlak olur arkadaşlar. Ne sıkı ne de gevşek yapalım arkadaşlar. Araları seyrek olursa hamurumuz sert oluyor. Birbirine değdiği için yumuşak oluyor. Böyle çok hafif birbirlerine değsin arkadaşlar. Zaten kabarınca biraz daha sıkışacak. Bütün hepsini hamurumuzun böyle hazırlıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Hop, parçalandı. Şöyle tamamlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen diğer bezemi de hazırlıyorum arkadaşlar. Hemen açıyoruz merdane yardımıyla. Dediğim gibi arkadaşlar ne ince ne de kalın olacak. Normal kalınlıkta bir hamur açıyoruz. Arkadaşlar tekrar harcımıza haşhaşımızı koydum ve sıvı yağımızı boşaltıyorum. Yine eziyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar harcımızı tekrar hamurumuzun üstüne akıtıyorum. Evet arkadaşlar. Fırça yardımıyla da yapabiliriz arkadaşlar. Kaşıkla da yapabiliriz. Evet arkadaşlar, yine ikiye kesiyorum hamurumu ve cevizimi üzerine atıyorum. Ve arkadaşlar hemen rulo yapıyoruz bu tarafta. Üst tarafa doğru. Evet arkadaşlar. Sonra şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Biraz uzatır gibi. Ve hemen kesiyoruz bıçakla. İki parmak kalınlığı kadar arkadaşlar. Ve tepsimize diziyoruz arkadaşlar. Yağlı tepsimize. Evet. Hemen tepsime diziyorum arkadaşlar. Şöyle dikine dikine arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Bu şekilde bütün tepsiyi dolduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, haşhaşlı çöreğim hazır. Arkadaşlar bu arada ben çocuklar sevdiği için tahınlı yaptım ortadakini. Videom uzun olduğu için orasını çekmedim. Şimdi size nasıl yaptığımı göstereceğim. Arkadaşlar böyle tahının içine, sade tahın arkadaşlar bu. Şöyle toz şeker döküyorum göz kararı arkadaşlar. Karıştırıyorum. Haşhaşı sürdüğüm gibi arkadaşlar tahını sürüyorum. Yine
İçine ceviz koyuyorum ve rulo şeklinde yapıp iki parmak kalınlığında kesip yine aynı haşhaşı yaptığım işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Ve tahınlı çörek de olmuş oldu şu anda. Ve üzerine şimdi arkadaşlar yumurta sarısı sürüp fırına vereceğim. Dilerseniz yumurta sarısı sürmeye de bilirsiniz arkadaşlar ama sürerseniz daha sarı ve daha güzel oluyor üzeri. Evet arkadaşlar, kenarları haşhaşlı, ortası da tahınlı, cevizli çöreklerim hazır. Dilerseniz arkadaşlar susam ve çöreotu atabilirsiniz. Dilerseniz atmayabilirsiniz. Ben hafif şöyle çileyeceğim arkadaşlar. Çok az. Evet. Şöyle arkadaşlar. Ve 170 derecede arkadaşlar 25-30 dakika kadar pişiriyoruz. Ve kızardığında zaten görürsünüz. Ben tekrar göstereceğim pişince. Bu arada arkadaşlar soğuk fırına koyuyoruz çöreğimizi. Evet arkadaşlar, tahınlı çöreğim pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Ve hemen servis tabağıma alıyorum. Evet arkadaşlar, çöreklerimi servis tabağıma çıkardım. Tahınlı ve haşhaşlı çöreklerim hazır arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar videom. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın.